Benim çok kafam karıştı. Hiçbir şey anlamadım valla. Ay valla ben de bir şey anlamadım. Ne boş. Yani ne zor işmiş bu kredi çıkarma işi böyle. Çok teferruatlı. Yani şimdi bizim bütün bilgilerimiz sizde kayıtlı. Ödeyeceğiz dersek ödeyeceğiz. Neden bu işi bu kadar zorlaştırıyorsunuz? Ne gerek var bu kadar komplike bir prosedüre, bu kadar çok evrak toplamaya? Banka geri ödemenin yapılacağından emin olmak için istiyor bunları. O yüzden bütün bu evraklar. Bakın Harun Beyciğim, ben Atakul grubun ortağıyım. Yani bildiğim kadarıyla da yıllardır sizinle çalışıyormuşuz. Yok mu bu işi kolaylaştırmanın, hani hızlandırmanın bir yolu? Aslında bir şeyler yapılabilir. Konuşmalarımız duyulmasın. Çünkü bu normalde uyguladığımız bir yöntem değil. Evet, tamam. Nedir o yöntem? Şöyle, evrak işlerinizi sizin adınıza halledebilecek birini tanıyorum. Turgut Bey. Ama sizden öncelikle vekalet alması gerekecek Ayla Hanım. Ha şöyle, Harun Beyciğim. Yani bize bunlarla gelin. Hızlandıralım bir an önce çıksın kredimiz, değil mi? Olur, olur tabii. İmzalarım, veririm vekalet. Yani niye vermeyeyim ki? Tamam o zaman. Ben hemen arıyorum. Gelsin buraya. Buradan da notere geçer. Bankayla alakalı gerekli belgeleri imzalamak için işleri halledersiniz. Süper. Hah, çok güzel. Sonra alıyoruz ama kredimizi, değil mi? Evet, evet Nebahat Hanım. Hiç merak etmeyin. Ay ne boş. 100.000 dolarımız oluyor. Artık dilediğimiz gibi krem işine girebileceğiz. Çak çak. Benim sizden çektiğim nedir ya? Nedir bu sınıfın terbiyesizliği çocuklar? Ne oldu hocam? Kavga desen bu sınıfta. Sınav kağıtlarına müdahale bu sınıfta. Hırgür bu sınıfta. Her şey bu sınıfta. Şimdi de utanmadan soruları çalmışsınız çantamdan. Soruları mı çalmışız? Ya hocam şey, ya bir şüphelimiz falan yok mu yani? Belli değil mi bu? Yani kim çalmış? Hangi terbiyesizce? Yani Tolga ile Emir'in olduğu sınıfta şüpheliye çok da gerek yok ama. Siz bilirsiniz. Diyesin. Dedim bile. Biz olmadığımıza göre. Hem sınav sorularını çalacak kadar küçülmedik biz de. Hadi ya. Bize kaldı yani yani. İyi tamam, öyle olsun. Kimsenin yönlendirmesine ihtiyacım yok benim. Ben bulurum kimin çaldığını. Çıkarın çantalarınızı bakacağım. Hocam tabii siz bakın, ben sizi yönlendirmiş gibi olmayayım ama Emir bile çalsa yani çantayı değil de başka yere saklayacak kadar akıllı. Tabii siz bakın yine de. Öğretmenler odasında bunu buldum. ...11B'den birini sınav sorularınızı çantasına koyarken gördüm. Diğer öğrencilerinize büyük haksızlık olacağı için söylemek zorundayım. Ha, biri çalmış, biri de ispiyonlamış yani. Mevzu böyle. Aferin Fıstık. Güzel yazmışsın. Dökün çantalarınızı sıraya. Hocam açtık işte, niye dök? Açın ve dökün sıranın üstüne. İyi tamam, dökeyim hocam. Ne bu? Bilmem. Hocam bu ne? Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sınav kağıdı bu. Ne? Hocam bu mümkün değil. Hem ben sınav kağıdını falan çalmadım. O zaman ne işi var bunun sende? Ne bileyim hocam, bende ne işi var? Ben geçen teneffüs kütüphanede matematik testi çözüyordum. Hem soruları çalacak olsam gider onları çözerdim önce. Hocam Aybike'ye sorun. Hem geçen teneffüs birlikte çalışıyorduk biz. Öyle değil mi Aybike? Bütün teneffüs beraber miydiniz? Yani. Ne yanisi? Söylesene Aybike. Bütün teneffüs birlikte değil miydik kütüphanede? Ben bir ara tuvalete gittim. Belki görmedim ne yaptığını. Ne?
Ne diyorsun sen Aybike ya? İster tuvalete git, ister başka yere. Ben çalmış olabilir miyim soruları gerçekten? Ne demek bu yani ya? Ne biçim bir cevap bu? Ben öyle demedim. Bir ara yanında değildim, onu dedim. Yani benim çalabileceğimi düşünüyorsun, öyle mi? Yeter, yeter, tamam. Sizin ikili münakaşalarınızı dinlemeyeceğim. Ver, çık dışarı. Ya hocam ben niye çıkıyorum ki? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Ben çalmadım. Bak Berk, bu seferlik seni disipline yollamıyorum. Ama sınavdan sıfır veriyorum. Çık dışarı. Ya hocam. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.